Milli Mücadele'nin 100. yılı var. Bu 19 Mayıs'la birlikte Evet. başlayan. Şimdi biraz önce ilk bölümde bir şey söyledim. İşte bir devrim süreci ise Mustafa Kemal Atatürk'te yaşanan ve başlayan süreç. Acaba bugün yaşananlar, işte Atatürk'ü küçümsemeler, Atatürk'ü yok etme, Atatürkçü düşünceyi yok etme girişimleri, devrimleri, Atatürk ilke ve devrimlerini yok sayma adımları bir karşı devrim girişim olarak nitelenebilir mi? Ve bunlar kalıcı olabilir mi? Ben hemen şunu söyleyeyim. Kalıcı olabilir mi? Kalıcı olamaz. Zaten kalıcı olamadığını 31 Mart seçimlerinde gördük. Bir aydınlanma meşalesi, bir uyanış meşalesi ortaya çıktı, yandı. Ve bunu da ben Atatürk devriminin zemininde başarıldığına inanıyorum. Türk milletinin Atatürk devrimine ve kazanımlarına sahip çıkma bilinciyle 31 Mart'ta sandıklara gittiğini düşünüyorum. Buna inanıyoruz. Atatürk düşüncesine, Atatürk devrimine saldırı bir karşıt devrim süreci esasen var ve gerçekleşti. Nasıl gerçekleşti? Bakınız, Cumhuriyet ve Cumhuriyet devrimiyle, Atatürk'le, yani milli mücadeleyle, milli mücadelenin başlangıcı da evet silah var, ordu, asker var, kuruldu. Düşman emperyalist güçlerden Anadolu temizlendi. Ana yurdumuz kurtarıldı ama asıl mücadele milli açıdan bakıldığında uygarlaşma projesidir. Atatürk'ün uygarlık projesidir. Bu uygarlık projesi milli mücadele deniliyor ama uygarlık projesinden söz edilmiyor. Uygarlık projesi hep gölgede bırakılıyor. Baktığınız zaman pek çok kişi işte Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki sürecine, yani Mustafa Kemal'e evet ama Mustafa Kemal Atatürk'e hayır noktasına geliyor. Devrimci yönünü yatsıyor. Dolayısıyla biz Atatürk devrimine ve kazanımlarına karşı ciddi bir direnişin olduğunu ve siyasiler eliyle bu işin yürütüldüğüne çok inanıyoruz. Ortada bir gerçek var. 16 Nisan 2017 halk oylamasında hukuk dışı bir uygulama sonucu işte rejim değiştirildi. Rejim, yani Cumhuriyet, milli mücadeleyle Cumhuriyet inşa edildi. Bu Cumhuriyet'in özünde demokrasi vardı. Ulusun egemenliği vardı. Ulusun egemenliği denilirken de elbette ki laiklik var. Yani egemenlik halka verildi. Onun özü laiklik. İnsan hakları, seçme seçilme hakları, üniter devlet yapısı, ulus devlet modeli, bunların tümü inşa edildi. Milli mücadelenin sonucunda, yani emperyalizmi yenilgiye uğratarak bunu inşa ettik biz. Ama sonuç itibariyle şimdi sıfır noktasına 100 yıl sonra geri döndük. Nasıl oldu? Tek adam yönetimi yine, tek kişi yönetimi. Yine egemenlik saraydan alınmıştı, şimdi millete verilmişti. Şimdi tam tersi bir durum söz konusu. Kim ne derse desin, yaşanılan hiçbir şey demokratik tahammüller içinde, hukukun üstünlüğü temelinde izahı mümkün değil. Tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. Son İstanbul seçimlerinde bu kapsamda mı görüyorsunuz? Kesinlikle. Yani egemenliğin milletten alınıp saraya verilmesi olarak kesinlikle mı görüyorsunuz? Kesinlikle, yani şu aynı o noktada görüyoruz ve biz Yüksek Seçim Kurulu'na falan kızıyor bazıları. Yani Yüksek Seçim Kurulu görevini yaptı talimatla. Yani bu işin perde arkasına bakmak lazım. Rejim değiştiği için bugün bu noktadayız. Tek kişi rejimine dönüştüğü için bugün bu noktadayız. Nedir o? 16 Nisan 2017'de Atalan Üsküdar'ı geçti mantığıyla bir rejim değişti. Şimdi o gün ona milli irade noktasında bakanlar o küçücük bir oy farkıyla, ki hayır oylarının çok yüksekte olduğunu ben hep inanarak söyledim. Ona rağmen işte rejimi o küçücük oy farkıyla değiştiren bir anlayış İstanbul seçimlerine gelince arada ciddi bir oy farkı var. Yani işte Amerika'da da George W. Bush 1000 oy farkla kazanmıştı hatırlarsanız seçimleri. Dolayısıyla orada herkes ona saygı göstermişti. Şimdi Binali Yıldırım'ı çıkarıyorlar. 5000 oy farkla kazandık diyorlar. Sonra bunun 25000 oy farkıyla Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı ortaya çıkıyor. Sonuç itibariyle çeşitli bahaneler üretiliyor. 250 sayfa. 250 sayfadan okuduğunuz zaman bir sayfa ya da iki paragraf bir gerekçe bile çıkmıyor.
komik ve gülünç durumda. Demokrasi adına aslında utanç verici bir şey. Bunun tümü işte bu karşıt devrim olarak nitelendirdiğimiz, yani Atatürk Türkiye'sini, Cumhuriyet devrimini bir karanlık dönem, bir reklam arası olarak gören zihniyetin sonucu bu.